Arkadaşlar ben Ozan ve yeni modlamacının niye yapıyorum? Hoş geldiniz. Bu bölüm sistemleri bitireceğiz. İki bölüm arasında yaptığım şeyler. Şuradan şuraya bir hat çektim. Şunları yerleştirdim. Ve bu kadar. Şimdi makinemizi bu şekilde koyduk. Şöyle frençte döndürebiliyoruz. Vakum hopları gelişi güzel. İki tane üstte olacak şekilde yerleştirdim. Altına bir adet yer kaplaması için taş koyalım. Sonra şöyle bir oda oluşturmak istiyorum. Sen şöyle gel, sen de şöyle gel bakalım. Bakım hopur zaten direkt her şeyi çekiyor. Sonra bana chisel. Bu sayede camlarımı modifiye edebileceğim. Camlar hoş gibi. Güzel. Şöyle durdu. Şunları kırabilirim büyük ihtimalle silt taş çünkü. Biri buraya, biri diğeri de başka yere gitti herhalde. Yani diğeri de buradaymış. Tek yapacağım şu. Yine O'ya basacağım ki şu kapansın. Buraya XP out diyeceğim. Item out istemiyorum zaten. Şuraya da XP output diyeceğim. İşte XP'leri çıkarıp fırlatıp çıkarıp masaya vuracak. Bana hiçbir şekilde XP gelemeyecek. Tamam, sistem bu kadar. Şu sağ tıklayacak devamlı. Konfiguratörden de tamam. Bu kadar. Speed'leri al diyorum. Ve de trigger input ve output'umu şuraya çekeyim. Trigger'da gene bir işim yok. Input'ta barrel'ı seçtim. Alttan alsın aynen. Whitelist olarak da essence verileri abi essence'ı bu kadar bulmak zor değildir herhalde. Gerçekten zor oldu. Hop. Output da şu alete down deactivate up deactivate. Şimdi şu taraf ne taraf oluyor? F3. Bakalım. Sout. Bakalım. Evet, çalışıyor. Ancak bana hızı birazcık yavaş geldi. Ondan ötürü bana bir hız eşitmesi yapalım. Aslında oldukça hızlı ama bu kadarcık hızla bunları bitiremeyiz. Azaltamayız bile. O yüzden buna bir clocker koyacağım. Redstone clocker gibi bir şey. Çok hızlı redstone sinyalleri vererek şimdi onu manuel moda alacağız. Manuel moda aldıktan sonra sadece redstone sinyali aldığında bir kere aldığında bir kere sağ tıklayacak mesela ama biz redstone tıklama hızını o kadar çok arttıracağız ki redstone expansion mıydı o modun adı?
Şöyle bir şey olması lazım. Ha, Expanded Expand dead. Miş, tamam. Kullanacağımız item'da countdown timer. Timer ancak bunlardan bir tanesi değil. Ha, şu timer. Düz redstone clock, yani bildiğiniz her zaman kullandığınız modelden. Artı bir adet redstone. Bu kadar. Bunun sayesinde hızını inanılmaz derecede arttıracağız. Her tik başına normalde bir kere tıklıyor. Ancak bu tik başına o kadar hızlı hale getireceğiz ki çıldıracak. Aa, şu an bile çıldırmış aslında. Bir de bana gelmeye çalıştıkları içindir. Aa, yok, tank dolmuş. Tank dolmuş. Bunları başka bir aktarmamız gerekiyor. Şimdi tankı duşumuza aktartacağız. Duşumuzu da şöyle bir yere bağlamamız lazım. Mesela şuraya. Şöyle borular. Yeni bir renç alayım. Conduit fasat bir tanesi eksikti. Şöyle şuna tıklayaraktan. Öyle onu hallettik, tamamdır. Tamam. Şöyle. Şuradan geçirelim. Sonra şuradan şöyle yapacağız. Çevirdiğimiz anda. Oo, çalışıyor. Çok güzel. Çıldırıyor bile. Gördüğünüz gibi duşumuz gayet şu an işlevsel. Ancak fazla hiçbirler 4 noktada sabit kalıyor ve gereksiz birikim yapıyor. O yüzden altımıza da duş başlığı koyacağız. Şimdi şuraya bir tank olsun. Şurada da bir çıkış olsun bence. Bu Liquid Redstone'ları şu an bir tankta depolamak istiyorum. Ender Tank, sen şurada dur. Altına pad olacak. Şimdi ben aşağı inelim. Birazcık malzeme halledelim. Altına bir pad olacak. 4 tane XP Drain. Drain XP ile direkt alıyor muydu ya? Bana bir saniye, XP Drain lazım değil ya. Vakum Hopper. Aynen. Bana bir vakum hopper lazım. Ama belli de olmaması lazım. Onu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Onu mikrobloklarla artık süsleyeceğiz birazcık. Shower desek acaba ne çıkar? Tabii ki de bir şey çıkmaz. Evet. Şimdi sen git. Bize bundan değil de şunun öteki renklisinden lazım. İki tane sadece. Tanesini yedi zaten.
Yememiş, tamam. Hopper. Temperate Fluidak'tan bir tane daha alacağım. Bir tane de tank yapacağız. Yine bu büyük arkadaşlarla. Valve, Steel Tank. Ve Die. Lime lazım. Aslında Open Logs tankı gerekiyor bana ya. Neden diye soracak olursanız, çünkü bu büyük tanktan XP çekemem. Ama Fumilox tankından çekebilirim. Tabi tank sayfasını açması inanılmaz uzun sürüyor. Hatta sayfa değiştirmesi de. İnanılmaz uzun sürüyor. Şimdi tanktan bana bayağı lazım. Baya baya lazım bu tank bana. Çünkü çok fazla elde edeceğiz şu arkadaştan. Şimdi sen gel. Lav baya birikmiş. Şu 64'lü çakarım şuradan. Çarparım. Ve giderim. Tank yapımına yine. Ski tamam, 60 tane oldu. Sonra bana gereken başka bakalım. Bakımı buradan 4 tane yapmaya karar verdim. Tek sebebi de sorun çıkmasın diye. Obsidian bitmesi çok hoş gerçekten. İnsana obsidian manya yapacaklar ya. Gel bir tane daha gel, hadi 6 olsun. Yedek bonusu fazla olsun. Alt tarafını zaten kaplarız güzel. Hemen çıkalım şuradan. Başka bir şey yoktu sanırdım, eksik. Her şey tamam. Detaylı üstlemelerini de bölüm arası yaparız. Şöyle karşıya geçelim. Sen istiyor duş. Verecek 1 milyon. Tamam. Güzel. Göklerden XP yağdıracağız. Tabii bu buradan çekmez. Bu tankın en aşağısından çekmesi lazım. Kenarları inceltilmiş ya da tek sürpekten öyle gözüküyor. Şuradan da işin geri kalanını sağlayacağım diyeceğim ama buradan yapmam o iş ben ya. Dur şuradan. Şunları geri koyalım. Tankı yakından bağlayacağım. Daha aslında hiç mantığı yok tankı yakından bağlamam ya. Şöyle yaparsak. Şöyle şuraları tekrardan. Şununla kaplayacağım. Şu etrafı da onlara kaplayacağım. Neden diye soracak olursanız da boş bir görüntü elde edeceğim. Şimdi şuradan tekrardan tanka bağlı olması lazım. Şuradan gidecek. Şuradan tanka bağlanacak. Tamam. Şuradan vakum hopperları koymadan altına fasat koymak istiyorum. Hem onları halledip geleyim ben. Tamamdır. Şunları şöyle görünmez yapacağız. Ve vakumcu arkadaşları da şuralara yerleştireceğiz. XP çıkışı bekleyeceğiz. Kafası karıştı şu an.
Alttan. Tamamdır. Hepsi alttan vermeli. Tamam. Ön hepsi alttan veriyor. Güzel. Tamamdır herhalde. Şuradan da bağlanmaya çalışacak büyük ihtimalle. Fakat onları çok kolay bir şekilde engelleyebiliyoruz zaten. Tamam. Bir adet lever. Ve extract. Active with signal diyorum. Tankı da şuradan bir yerden bağlayacağız artık. Misal şuradan. Ya da burası çok sakat bir yer ya. Şuradan bağlayalım gitsin. Olma dikkat yaparız değil mi? LED köklüyorum. Şia. Çok güzel. Şimdi temel mantık olarak bunu açtığım zaman aynen XP yağıyor ancak geriye gidiyor. O yüzden biz sadece arada böyle selden XP kapıyoruz. Güzel bir görünüm. Güzel bir görüntü. Kapatınca da bitiyor. Son böyle bir durulanıyoruz böyle be. Ve hiçbir belirti yok. Bitti. Bütün dökülenler hepsi tekrar buraya geri döndüler. Gayet güzel şu anda. Kaç dakikamız olmuş acaba? 17 dakika. Hemen şu karşıdaki büyük baba sistemi de bitirelim. Lan! Ne oluyor? Bunun hızı yetmiyordu. Bunu hemen hızlandıracağız şimdi. Bana sadece bir adet redstone. Şimdi... Hi. Çalışmıyor değil mi bu? Tamam. Tamamdır. Şu an daha hızlı. Bayağı daha hızlı. Bir de hızlandırmanın yolu bile vardır. Kim bilir? Activator. Yazarsak. Şuna Reinforced falan yazıyorsa üstünde. Ki yazmıyor. Demek geliştirilmiyormuş. Çok da önemli değil. Şu an zaten oldukça hızlı. İhtimal tankımız da coşuyor şu an. 12 XP'leri eminim ki harcar. Evet, tank bayağı iyi şu an. Şöyle. Bunu belki ileride otomatize ederiz. Bir ufak bir seans halinde duş alırız. Mesela bastım şu an. Geliyor bayağı. Bunları tabi hep tekrar düzenleriz. Şöyle arada böyle bir gusül ettik, rahatladık. Çıktık duştan. Duşun görüntüsü çok modern. Şu yukarıdaki sisteme son bir el atalım. Şu sıvacı değerlendirme amacı ile. Onu da şu vanasından bir tane şundan bağlayacağım ve direkt bunu da cable üzerinden kontrol edeceğim. Gelişi gidişi. Evet, hoş. Güzel gözüküyor. Yani bunlar çalışıyor. Bunlar da çalışıyor. Sınırsız enerjimiz de var. Güzel bir sistem başardık. Sistem bu kısmı en azından bitti. Hemen aşağı inip biraz daha inventory cable craft etmek istiyorum. Çünkü bu modu seviyoruz.
eminim siz de seviyorsunuzdur. Yüzden... Oo, ne yaptım ben be? Bak, bir çılgınlık yapalım isterseniz şöyle. 13, 14 tane be. İşte, bu kadar. Ve bana bir adet chest. Ama büyük olmalı. Kocaman olmalı. Altın chest demeyelim de. Silver chest'ten direkt diamond chest yapılabiliyormuş. Ama diamond chest yapmanın daha ucuzu varmış. Zaman silver chest'ten gold chest yapalım. Ama göründüğüm kadarıyla glass yok. En azından bir 30 tane glass yapalım. 5, 4, 3, 2, 1. Geldi bile, tamamdır. Tamam. Chest. Şuradan da bir diamond chest yapalım. Umarım diamond'ım vardır. Diamond sayım yoktu. Yani. Çok azdı en son. Hala da az büyük ihtimalle. Kaç tane diamond'ım var benim? Gözle görmeyecek kadar az mı? 21 tanecik. Püh. Çok az. Keşke kompakt chest kullansaydım ya. Kompakt chest. Daha hoş olurdu. Ve daha ucuz. Sadece demir harcıyordu. Ekstra malzeme olarak. Çıkarmıyormuş. Tamam, sen çıkar. Şöyle. Şimdi bize gereken tabii gene enerji. Onu da şu kısımda yapabiliriz ya. Slash vereceğiz. Yani şu arkadaştan vereceğiz. Slash değil mi? Aynen, slash vereceğiz ve bize rastgele itemlar fışkırtacak. Crit ve liquid input diyoruz. Valve. Whitelist. Slash. Output slash boiler. Göm gitsin. Tamam, bir enerji bağladık aldık mı? Bakın siz olacaklara. Bakalım. Şu an çalışıyor mu? Evet, tahmin ettiğim alet doğru aletmiş. Fazla yaklaşırsak zehirlememiz gerekiyor diyordum. Zehirlendik bile. Bu bize rastgele dünya materyalleri veriyor. Yani sludge dediğimiz şey hoş bir şey değil. Onun da çeşitli materyaller üretiyor. Arasında clay falan da var. O bizim işimize yarayacak. Sonradan bu chest'ten bir sorting yaparız. Bu bölüm bayağı sistem kurduk. Güzel oldu. Bu bölümü de burada bitirelim. İzleyiciler, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.